sürprizli bir yayın diyebilir miyiz bu yayın için? Aynı zamanda sürprizli bir Türkiye'yi anlatacak. Yeni liderin doğuşunu Neptün Koç ile beraber görebiliriz. Hı. Ülkesi için umutsuz olanları da ikna edecek cümleler bekliyorum senden. Herkes buna inanmak zorunda değil. Bizim olan geçici başkalarında kalan ne varsa himayemize evet. geçecek. Bu noktada Kerkük, Güney Kıbrıs ve Adalar Musul dediğimiz bölgeler ve Suriye'nin belli bir kısmı Türkiye'nin bakiyesine geçecek. Mart ayındaki yerel seçim için açaydım ne diyor? En olarak, çok merak edilen bu zaten. Evet. Parti değişikliği mi söz konusu? Evet, değişim var. Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna oturacak mı? 2024 ile beraber hatta biz belki geri çekildiğini veya istifasını duyabiliriz. Ben CHP'nin başına çok işin ehli birinin geleceğini düşünüyorum. Kim mesela? Eskilerden birisi gözüküyor. Olası bir savaş başlarsa biz 2025, 2026 ve 27 yıllarında altını şu ankinden... Yorum yapmıyor. Yapmayacağım şu anda. <laughs> Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında Karma Astrolog Ayça Aydın bizimle. Hatırlarsınız seçim döneminde iki defa yayın yapmıştık kendisiyle. İkisinde de herkes başka şeyler söylerken o son derece isabetli analizlerde, öngörülerde bulunmuştu. Bir de stüdyomuzda ağırlayalım dedik. Ayça hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bugün de yine izleyicimizin ilgisini çekecek başlıklar var. Sakın ayrılmayın. Sonuna kadar izleyin. Sürprizli bir yayın diyebilir miyiz bu yayın diyebiliriz. için? Aynı zamanda sürprizli bir Türkiye'yi anlatacak ama yanı sıra gündelik yaşamımıza dair bir takım tarihler verecek. E, dolar altın ekonomi bunlara da bakacağız. Önce ben şöyle başlamak istiyorum. Kendisinin çok çarpıcı bir cümlesini yakaladım. Diyor ki Ayça Aydın, Anadolu'da sancılı bir doğum başladı. Bu doğum engellenemez. Doğal olarak sunucuya şöyle bir soru düşüyor. Ne demek bu? Ne demek? Şimdi öncelikli olarak astrolojik açıdan baktığımızda Neptün'ün 4 Nisan'da 14 yıllık bir balık geçiş süreci başladı. Aslında Neptün e, gezegen olarak iyi bir temizlikçi ama aynı zamanda da manevi bir dizi değişimi getiren bir noktadadır. Ve şimdi artık koç seyahati başlayacak ve biz bu noktada şöyle diyebiliriz yeni liderin doğuşunu Neptün koç ile beraber görebiliriz ve bir noktadan sonra Satürn'de Tekrar burç değiştireceği için manevi bir sembolün ortaya çıkmasını konuşabiliriz. Bildiğiniz üzere balık sembolizmi peygamberler sembolizmidir ve biz burada Neptün'ün yönettiği burç olan balık burcuyla beraber ve aynı zamanda Koç geçişiyle beraber yeni bir lideri, yeni bir liderin doğuşunu görebiliriz. Elbette ki Anadolu topraklarından sancılı bir doğum ama bu bir fiziki doğum değil, enerjisel bir doğum. Enerjisel bir doğumdan kastın ne? Frekans olarak bakabiliriz aslında. Belki yeni liderin kendini fark etmesiyle beraber yavaş yavaş beklediğimiz yıllara doğru bir hareket frekansı da diyebiliriz. Anadolu bizler için çok önemli biliyorsunuz ve e, demiştik ki diğer yayında yine e, güneş doğudan doğacak aslında böyle de tabir edebiliriz bunu. Güneş doğudan yükselecek ışık doğudan yükselir gibi algılayabiliriz Biliriz. bunu. O zaman şu cümlende bunun da mı ilintili? Seçimden sonra çok kullandım bu cümleyi. Göklerden gelen bir Bilmiyorum. karar vardır Türkiye için diyor. Biraz açalım mı Ayça? Ben şunu <laughs> istiyorum senden. Ülkesi için umutsuz olanları da ikna <laughs> edecek cümleler bekliyorum senden. Herkes buna inanmak zorunda değil. İnanan çok büyük bir kitle olsa da senin inanmayanı ikna etmen gerekiyor. Bu kadar iddialı cümleler söylüyorsan sana Evet yani şimdi öncelikli olarak hem astrolojik açıdan baktığımızda hem de spiritüel alandan baktığımızda hem gezegen kombinasyonları hem de spiritüel alandaki bazı takip ettiğimiz noktalar bize her şekilde biraz su grubunun da baskınlığını ortaya çıkarıyor. Ve yeni yüzyılla beraber maneviyatın doğuşu ve Türkiye'nin yüzyıllardır çizdiği planın artık yavaş yavaş ayak seslerini duyduğumuz bir sahnedeyiz ben hep şunu demiştim. Siz buraya kişiler veya işte partiler olarak bakmayın. Amaç nedir? Neye hizmet ediliyor ve plan nedir? Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sloganı Türkiye Yüzyılı aslında boşa söylenmiş bir slogan da değildi ve altı inanılmaz dolu bir slogandan bahsediyoruz. Biz sizinle yayın yaptığımızda iki hafta önce ee, bu noktada ne demiştik? Türk İMF'sinden bahsetmiştik. Turan Birliği'nden bahsetmiştik. Ee, topluma biraz böyle garip bir tabir gelmişti. Ama biz bunun ayak seslerini duyduk aslında baktığımız zaman. Şimdi burada tüm İslam aleminin ve Türk devletlerinin Türkiye himayesi altına girerek harekete geçme ve yeni lidere hazırlanan bir alt tema var aslında. Tabii ki astrolojik olarak elimizde üç tane spesifik tarih var. 2026. 2028 ve 2030. Bu tarihler bize ne anlatıyor? Bu tarihler aslında 2026'dan başlayarak söyleyeyim Evet nedir 2026'yı önümlülükten? 2026'da biraz önce ilettiğimiz üzere Neptün'ün koça geçişi var aslında. Hı hı. Koç biraz daha lider ve başlatma enerjisi. Neptün'de su sembolü yine peygamberler sembolünden bahsediyoruz. Yani biraz balık burcu ilahiyatı da temsil eder aynı zamanda. Hızır dediğimiz tabiri de temsil eder aynı zamanda. Bu noktada 2026'daki elimizdeki astrolojik göstergeler bunu çok destekliyor ve muhtemel oranla biz bu noktada ayak seslerini yavaş yavaş duyabiliriz. Ama 2028 ve 30'lu yıllar biraz artık belki zemin hazırlanamazsa kayabilecek tarihler olarak gözüküyor. Çünkü sonuçta ben hep diyorum yeni lidere hazırlanan bir zemin var aslında. Bir Türkiye var aslında ve orada aslında bizim Çıkmadığını düşündüğümüz Üçüncü Dünya Savaşı'nın aslında bir nevi alt tarafta Türkiye Birliği, Turan Birliği ve tüm İslam aleminin e, arka tarafta bir toplanma süreci var. Sonuçta sınırlarımız da genişliyor bu noktadan baktığımızda. Ama 2030 tarihinde dünya bir savaşa mı gidiyor doğru mu anlıyorum? 2030 tarihinde bence her şey yerli yerine oturmuş olacaktır. Ben astrolojik olarak öyle düşünüyorum. Savaş onun öncesinde o zaman. Çok yüksek oranlı 2026 yıllarında ve 2027 İsrail'in özellikle yok oluşunu seyredeceğimiz tarihlerde çıkabilir bu durum. 2028'de İsrail çöküyor. 27 27 yılında başlayan İsrail'in aslında belki de Harita'dan silinmesine şahitlik edebiliriz biz. Allah, Allah Sular çok fazla ısındı ve biz zaten bu savaşın e, Tayvandan çıkacağını öngörebiliriz. Amerika ile Çin arka tarafta bir savaş halindeyken Türkiye'de kendi sınırlarını genişleterek aslında sahip olduğu toprakları kendi bakiyesine almaya başlayacaktır. Şu cümle bu söylediklerinle mi ilintili o zaman? Hemen bulayım o cümleni. Bizim olan geçici başkalarında kalan ne varsa Hatta himayemize evet. geçecek. Evet. Şimdi bu noktada baktığımız zaman... Ee, Türkiye'nin önderliğinde Müslüman ülkelerinden oluşan bir birlik var. Bu noktada Kerkük, Güney Kıbrıs ve adalar, Musul dediğimiz bölgeler ve Suriye'nin belli bir kısmı Türkiye'nin himayesine doğru geçecektir. Şimdi Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'de Barış Harekatı, oranın hem güvenliğini korumak için hem de bizim sınırlarımızı korumak için yaptığı çalışmalar ve temizlik işlemleri. E, oradan o askerimizin geri döneceğini düşündürtmüyor bana. Bence orada kalmaya devam edeceklerdir çünkü Suriye'nin belli bir bölümü bizim kendi himayemize geçecek topraklardan bir tanesidir. İsrail'in zaten haritasını astrolojik olarak incelediğimizde de e, gerçekten büyük kayıplar ve bir yok oluşu görebiliriz. Yani bunu astroloji inceleyen ve bu alanda çalışan kişiler de bakabilirler, inceleyebilirler. İsrail'in çöküş sürecine geçtiğini yani gökte sana tam olarak ne söylüyor Ayça? Haritasındaki tetik açılar var. Yani burada Mars'ın kontakları özellikle olarak savaş demektir. Plüton orada bize gücü ve iktidarı ve elinden kaybedeceği kendi dördüncü ev kombinasyonlarıyla evinden kaybedeceği elinden kaybedeceği toprakları bize gösteriyor aslında. Ve İsrail'in zaten... Savaşa girmesindeki veya haritadan silinmesindeki en büyük sebeplerden birisi Amerika ve Çin'dir. Çünkü onların da arka tarafta o benim toprağım, o benim toprağım dedikleri bir savaş başlıyor aslında. Bizim şu anda e, göremediğimiz ama aslında yavaş yavaş başlamış olan bir savaştan bahsediyoruz. Filistin'in dramı sona eriyor da diyebilir miyiz bir anlamda? Tabii, tabii ki diyebiliriz ve bu noktada... Türkiye'nin önderliğinde olan ve etrafımızda topladığımız Türk birliği ve bunlarla beraber aynı planda aynı ideolojiye yürümek aslında. Ve biz bu noktada özellikle Arap ülkelerinden çok büyük finansal destekler görebiliriz. Birincisi Katar mesela ve bildiğiniz üzere de Katar ve Katar'ın belli noktalarını zaten Türk askerleri koruyor. Bunlar hiçbir şey sebepsiz yere başlamadı artık biz de... Ee, Batı gibi yerlerimizi aldık. Bunları konuşmuştuk. Ermege Don Savaşı ile ilgili sizinle hatırlarsanız. Şurayı bir netleştirmek istiyorum. Ee, az önce saydı kendisi Güney Kıbrıs, e, Kerkük, Musul. Adalar e, ve Filistin, Suriye'nin bir bölümü. Buralarda Türk bayrağı sallanacak, Türk bayrağı dalgalanacak diyor Ancak Evet. Aydın. Ve ilk sesleri biz Kıbrıs Rum kesimi tarafından görebiliriz. Özellikle 2024 yıllarında ne, ne göreceğiz? Oranın bir bölgesinin yine genişlediğini ve bize katılacak belli noktaların yani adalar, kerkük dediğimiz noktaların bize katılmadan önce ilk başta bunun ayak seslerini biz Kıbrıs Rum bölgesinde özellikle görebiliriz. İlk oradan başlayabilir her şey. Ama bizim daha, zam daha önceden yani Osmanlı döneminde bir hamilik sistemi vardı biliyorsunuz ve büyük devlet himayesi demekti bu. Ee, Azerbaycan'a hatta buna çok güzel örnek verebiliriz. İki devlet tek bir millet olarak baktığımızda ama şu anda bu hamilik dönemi aslında normalde biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı zaman biten bir sistemdi. Lakin şu anda aslında Türkiye sessiz sessiz böyle bir sistemi de yürütüyor. Yani himayesi altına aldı. Yine burada Azerbaycan'dan, Türkistan'dan konuşabiliriz, işte Afrika'dan konuşabiliriz. Aldıkları kişilerle kendi himayesinde, bakiyesinde Türkiye şunu diyor. Bunlar benim korumam altında, dokunamazsınız. Ve bunlarla beraber aynı planda, aynı ittifaka, aynı hedefe yürüyorum diyor. Çünkü biz bunu Kudüs'te de çok göreceğiz. Yani Kudüs'te himayemiz altına girmekten ziyade oranın sınırları ve o çevrenin korunması için... Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni orada görebiliriz. O bölgede bu saydıklarının dışında <laughs> ben bir cümlesine daha denk geldim. Bunları çünkü kendisi de daha önceden paylaştı az önce konuştuğumuz noktaları. Ama o bölgede Türk bayrağı sallanacak. Evet. Neresi şimdi söylemiyorum dedi ben bu yayında almak istiyorum. Yani şimdi özellikle olarak zaten Kerkük konuşabiliriz burada. Adaları konuşabiliriz. Ee, bu bölgeler zaten bizim için önemli bölgelerden bir tanesi. Kosova, Güney Kıbrıs. Yine bu bölgeleri konuşabiliriz. Özellikle terörün etkisiz hale getirilmesiyle beraber sınırlarda büyük bir operasyon var zaten. Evet. Hem FETÖ ile ilgili içeride bir temizlik, hem de terörle ilgili dışarıda bir temizlik. Ve biz sınırlarda teröre silah bıraktırabilecek bir politikayla karşı karşıyayız şu anda. Hakan Fidan'ın şu anda bu alanda çalışıyor olması hem Türkiye'deki terör eylemleri noktasında çok büyük bir korku salmaya başladı ve tüm dünya genelinde de Hakan Fidan'ın yaptırımları ve yapacağı hamleler, stratejik hareketler çok büyük ses getirecek. Zaten aslında Hakan Fidan'ın buraya yani bu Dışişleri Bakanlığına seçilmesinde de yine Türkiye 100 yılı planı çalışıyor. İbrahim Kalın çok konuşacağız. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya MİT başkanını biz niye konuşalım? Yani onlar yani gizli gizlidir, ses, saklıdır, giz, saklıdır. Bu sefer böyle bir şey olmayacak. Bu sefer herkes sahada. Ben bir şey yazmıştım hatırlar mısınız? Ee, hem sahada hem masada, masada Hakan Fidan. Şu anda biz Hakan Fidan'ı seyrediyoruz ve onun önderliğinde aslında biz sınırlarımızı yavaş yavaş genişlet, genişleterek iyi bir sağlam bir terör temizliği yapıyoruz aslında. ...bu yeni Türkiye'nin himayesine girecek toprakları almak için... ...aslında atılan bir adımdır. Yeni Lider olarak Kalkan Fidan'ın ismi çok zikrediliyor. Ona evet. katılıyor musun? Hayır, katılmıyorum. Çünkü neden katılmadığımı da size şöyle ifade edeyim. Hem astrolojik olarak da ifade edeyim. Şimdi biz balık sembolizmine biraz hani böyle dedik ya... ...Peygamberler sembolizması çalışıyor altta. Ben peygamber tabii ki demiyorum... ...böyle bir terimde bulunmuyorum... Ama o soydan gelen birisinin olduğunu düşünüyorum okumalarıma göre yani astrolojik okumalarıma göre. Türkiye'nin yeni lideri peygamber soyundan gelecek. Evet manevi bir lider olacak ve şunu çok fazla sosyal medyada görüyorum Kendini Mehdi ilan eden. Bu ama Mehdiyet'le alakalı bir şey alakalı değil. Alakalı yani bir şey böyle. değil. değil, evet <laughs> Fiziki bir insandan. Evet fiziki bir insandan bahsediyoruz aslında. Ama bizler de tanımıyoruz Ferda Hanım, Bazen böyle izleyicilerimiz çok kızıyor. Hani siz biliyorsunuz söylemiyorsunuz. Hayır yani kendisini tanımıyoruz. Bence o da kendisini bilmiyor. Ve e, sevgili Barış Manço'nun e, Kayaların Oğlu şarkısı Ilık Bir Ekim Sabahı. E, ve ben o yüzden aslında Ankara'da olmayı hedefliyorum. Yani oranın enerjisini, ambiyansını hissedeceğim ve onun da kendisini o zaman dilimde, diliminde hissedeceğini düşünüyorum. Bu benim kendi öngörümdür, kendi okumalarımdır. E farklı çalışır mı bilemiyorum tabii ki. Manevi bir lider, enerjisel bir doğum var. Anadolu topraklarından bir doğum var. E, ve bu süreçte bizim bahsettiğimiz 3. Dünya Savaşı kendi bakiyemize geçecek topraklarla ilgili çok Türkiye'nin içinde bir karışıklık ben öngörmüyorum. Sınırlarda olabilecek hareketlerden bahsediyoruz. Yani insanlar da burada korkmasın diye söylüyorum aslında bunu. Hmm. Vallahi yine <laughs> çok ilginç şeyler söyledi. Bazılarını daha önceki yayınlarımızda söylemişti ama açamamıştık çok. Yeni liderin kendisi de Henüz lider olduğunu bilmiyor dedi. Ya Bir anda nasıl ortaya çıkacak gözümüzün önünde biri değilse? Yani ben de buna şaşırıyorum. Hani genelde az çok o figürleri önden bir görmeye başlarız. Başka evet. isimler de zikrediliyor yeni liderlik evet, için. Çokça zikredilen maalesef. isim var ama... En belirgin olanlarından biri Hakan Fidan'da hayır Hakan Fidan hayır değil diyor. Yani görünen bir kişi değil, önde bir kişi değil, siyasi bir kişi değil. Yani bu tamamen Arkada değil. yetişen birisi mi evet, peki? Arkada yetişen birisi. Bu çok e, yerinde bir Ama cümle. kendisini bilmiyor diyorsun lider olacağını. Şu Bu şekilde misyonun farkında ama şu anda ...yükleyebileceği arkasındaki Türkiye'nin dahiliniz farkında değil desek buna daha doğru olur. Aslında yapılabilecek bütün projeler hazır Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Sınır ötesi bir harekat yakın zamanda görüyor musun? Var. Sınır ötesi harekat şu anda çok sessiz bir şekilde başladı aslında bence. Hani astrolojik öngörülerime göre de söylüyorum. 20 Nisan'daki Koç burcundaki güneş tutulmasıyla beraber başlayan bir şeydi... Ve normalde etkilerini 6 ay olarak biz normalde astrolojik olarak alıyoruz ama bunun etkileri ortalama 1-2 yıl sürecek bir etkiye sahip. Ve güneş tutulması Koç burcunda yine lider ve Koç burcunun yöneticisi Mars, savaş, eylem demek. Ve burada sınırlarda aslında yavaş yavaş temizlik başladı hem içte hem dışta. Bunu daha böyle Hakan Fidan bence öyle düşünüyorum. Çok daha böyle toplum toplum tarafına duyurmadan, korku veya panik yaymadan Sessiz bir şekilde yönetmeye çalıştığını düşünüyorum. Türkiye sinsi bir plan yürütüyor. Evet ki. öyle diyebiliriz. Sinsi doğru ifade mi bilmiyorum ama. yani ee... Bence yerinde bir ifade. Çünkü bu kadar ee, düşmanımız varken aslında yerinde bir ifade doğru. diyebiliriz. Şimdi ee, Ayça Aydın daha Mart ayına epey varken <laughs> Mart ayındaki yerel seçimlere dair bir takım tahminleri evet. var. Ama şu hatırlatmayı yapmakla mükellefim. Herkes değişim olacak. Ee, iktidar değişecek derken Arç aydın ısrarla değişim yok dedi. Bizim yaptığımız yayında ikinci turu da e, Cumhur İttifakı'nın alacağını nokta atışı bildi. E, hatta şunu söylemişti ilk yayınımızda da Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na katılıyor demişti. Yine evet. herkes ağırlıklı olarak Millet İttifakı'na millet, katılmasını evet. beklerken. Şimdi Mart ayındaki yerel seçim için Erçaydın ne diyor? Değişim var mı diye sorayım ben. Yani şimdi bu CHP tarafından bakarsak onlar için bir bitiş söz konusu. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için konuşacağım özellikle olarak. En çok merak edilen bu zaten. Evet İzmir için bir değişim beklemiyorum açıkçası ama yine üzerinde çalışmam gerekiyor. Ama ben İzmir için bir değişim beklemiyorum. Yine CHP ile devam edebilir. Şimdi adaylar henüz belli olmadığı için ben direkt parti haritaları üzerinden partilerin kuruluşları üzerinden devam ediyorum. Baktın Çünkü, yani. Evet baktım. Ee, ve bu noktada 2024'teki yerel seçimler oldukça ses getirecek bir seçime benziyor çünkü hiç beklemediğimiz çok güçlü Ak Partiden adaylar öngörebiliriz. Yani hepimizin hakikaten böyle çok büyük şaşkınlıkla izleyeceği bir yerel seçim olacak. Şu anda olaylı mı biraz? Olaylı, biraz sürprizli mi? Ne? Yani adaylar sürprizli. Ama sonrasında biz 2024 özellikle Haziran ayında biraz böyle karışıklık görebiliriz. Neden? Birincisi şu şekilde Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi ve bu projeyle beraber bu projeyi desteklemeyen belli kitlelerin biraz ayaklanmalarını ve protestolarını görebiliriz. Hmm. Üstüne yerel seçimde kaybedilen bir İstanbul ve Ankara gibi iller sonrası yine biz burada biraz ayaklanma öngörebiliriz. İstanbul ve Ankara'da. Yerel seçimler değil, parti değişikliği mi söz konusu? Evet, parti değişikliği söz konusu. Evet, değişim var. Bu sefer artık değişim var diyelim. Ya yeniden AK Parti'ye mi geçiyor evet, İstanbul ve Ankara? Evet, yeniden AK Parti'ye geçecek ama İzmir için ben stabil olduğunu düşünüyorum. Ya daha bu kadar zaman varken yani nasıl bu kadar net, net ifadelerle konuş? Parti haritalarındaki sabit yıldızların yükselmesi, güneş geçişleri ve orada Plüto kontakları çok güçlü çalışıyor. AK Parti'nin haritası zaten güçlü. Bunu astrolog arkadaşlarım biliyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadar güçlü bir haritası var ben yine o parti kurulurken de özel tarihler ve saatler seçildiğini düşünen birisiyim açıkçası parti haritasında gerçekten yükselen bir sabit yıldız oradaki kraliyet yıldızlarının etkileşimleri çok güçlü hatta biz bunu Galatasaray'ın şampiyonluğunda da söyledik yani haritası çok güçlüydü ve iki senede çok büyük güç güçlü olduğunu gösteren kombinasyonlar var Ak partinin haritasını incelerken de bu şekilde inceledim. Evet daha çok var. Üstüne tekrar çalışabilirim ama biraz eminim diyebilirim. <laughs> en çok en çok yalan astrologlar e, Millet İttifakı kazanacak, Fenerbahçe şampiyon olacak diyenlerdi evet, sanırım. Evet, ben hep tersini söyleyenlerdenim. Yani tersini söyleyip tutturduğu için de ben şu an söylediklerini mühimsiyorum. Evet. E, i̇ddialı ve o iddiasının da arkasında duruyor. Evet. Ee, zannediyorum seçim sonuçlarını atlattığımız, geride bıraktığımız seçim sonuçlarını da bir sene önceden yazmışsın zaten. Evet. Mart ayında yazmışım. Kendisinin Twitter hesabına girip bakabilirsiniz neler yazıp çizdiğini. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim söz konusu mu? El Şimdi de. biz şu an Kemal Bey Bey'le e, Sayın İmamoğlu'nun e, sık sık bir araya gelmelerine tanıklık ediyoruz. Evet. E, Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna oturacak mı? <laughs> e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, siyasi geleceği ne olacak ya da bunların dışında Cumhuriyet Halk Partisi kanadında hiç bilmediğimiz değişimler, beklemediğimiz değişimler söz konusu mu? Evet yani sizinle daha önceki yaptığımız yayında da CHP'de çok büyük bir kabuk değişimi olacağını size söylemiştim. E, şu an ben Kılıçdaroğlu'nu orada kalıcı olarak görmüyorum. 2024 ile beraber hatta biz belki geri çekildiğini veya istifasını duyabiliriz. Kılıçdaroğlu'nun. Iki... 2024 yerel seçimlere kadar koltuğunda kalacak deniliyordu ama sen öyle evet. düşünmüyorsun. Şimdi şöyle diyelim. Seçimlerden hemen önce artık geri çekilme sinyalleri yavaş yavaş verebilir. Çünkü 2023'te Kılıçdaroğlu'nun haritasını incelediğimizde kendisi için olumlu açıları var ama bu siyasette değil. Farklı alanlarda verdiği destekler var. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da zaten e, İBB'nin şu anda biliyorsunuz ki Başkanım bu noktada belli yargılanmalar, belli mahkeme kararları, belki görevden alınabilme ihtimalleri var. Ama ben astrolojik olarak seçimlere kadar çok böyle Ekrem İmamoğlu'nun o koltuktan hani alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü çok az kaldığı için. Büyükşehir artık. belediyesi evet, için. Evet. Büyük Büyükşehir belediyesi için. Ama arka tarafta yargılanmalar devam edebilir. Ama şunu çok net konuşabiliriz Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet CHP'nin başına geçmeye oynuyor diyebiliriz. Genel başkan oluyor mu? Haritasında böyle kombinasyonlar var ama ben olacağını düşünmüyorum. Ha. Ben CHP'nin başına çok işin ehli birinin geleceğini düşünüyorum Kim mesela. Eskilerden birisi gözüküyor. Biraz retro etkisi de var o haritada. Ben eskilerden bir siyasi'nin gelip CHP'nin başına geçeceğini ve ...ipleri eline alacağını düşünüyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi yeni CHP olarak da adlandıranlar var bir evet. süredir. Ee, tabii şöyle bir tartışma da yürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarına geri evet. dönmesi gerekir diye. Kabuk değişiminden kastın. Bildiğimiz bir takım ilkelerinde devam eden eskiye dönüş mü var evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Eskiye dönüş diyebiliriz. Zaten retro efektleri de çalışıyor orada... Ben dediğim gibi eskiden yine siyasetin içerisinde bildiğimiz, tanıdığımız birisinin CHP'nin başına geçtiğini görebiliriz, şahitlik edebiliriz. Çok o ok koltuk Sayın Ekrem İmamoğlu'na kalacak gibi görünmüyor. O zaman e, Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi adına yine seçimlerde İstanbul adayı olacak? Adaylık İstanbul için koyacağını düşünmüyorum ben. Aa bak bu çok değişik evet. oldu. Düşünmüyorum. Farklı bir projesi olduğunu düşünüyorum ama... Onunla ilgili yine haritası üzerinde çalışmaya da arka planda devam ediyorum aslında. Yani hem genel başkan olmayabilir hem de İstanbul'a aday olmayabilir Olmayabilir diyorsun. evet bunlar da çok ihtimali durumlar çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haritası iki sene boyunca çok zorlu açılarda. İki sene zorlu. Evet. Ankara'da e, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Mansur Yavaş olacağını düşünüyor musun? Orada bir Onu da düşünmüyorum. Olur. Mansur Yavaş'ı düşünmüyorum. CHP'den farklı bir aday bekliyorum ben orada. Ee, ve dediğim gibi CHP'nin başına gelebilecek bu beklediğim güçlü bir lider var. Ee, o bence çok böyle aday stratejisini değiştirecek bir aday ve CHP'nin içerisinde zaten kabuk değişimi dediğim nokta buydu. Biz eski yüzleri görmeyeceğiz demiştim. Ve istifaları zaten yavaş yavaş duymaya başladık biz yayından sonra ve bunların ardı arkası kesilmeyecekleri zaten. Ben öyle düşünüyorum. Meral Hanım'ın, e, Sayın Akşener'in... Siyasi geleceğiyle ilgili bir öngörün var mı? Şimdi Meral Hanım bu şekilde devam edebilir ama çok sağlık açıları gerçekten iyi değil sayın Meral Akşener'in. Bence bir dönem inzivaya da çekilebilir. Çok muhalefet olma tarafı da olmayabilir. Hani biraz böyle Muharrem İnce gibi, sayın Muharrem İnce gibi böyle geriden izleyebilir bazı şeyleri. Çünkü ben onun şu anda çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hem sonuçlardan hem de aslında ben CHP tarafında çok gönüllü kaldığını düşünmeyen birisiydim. Biliyorsunuz hep bunu her defasında söyledim. E, i̇stifa eder demiyorum. Partiyi kapatır demiyorum. Ama böyle biraz sessiz sessiz kenardan izleyerek arada çıkışlar yaparak bu şekilde yine devam eder. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi eskilerden biri dedin ya acaba hı hı. Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığı bilmiyorum kendi partisini lağvedip yorum yapmıyor. Yapmayacağım şu anda. <laughs> Merak edin vakti geldiğinde mi konuşuruz evet, ya, öyle biz çok Zaten ama. Zaten şu da çok çalışıyor astroloji haritada. 28 Ekim'de 14 Ekim ve 28 Ekim'de güçlü iki tane tutunmamız var. Şimdi 14 Ekim'deki tutulmayı ben böyle çok e, açıkçası şey olarak görmüyorum. Tepkisel olarak e, çok zorlu görmüyorum. Bu benim tabii ki öngörümdür. E, ama 28 Ekim'deki tutulma çok önemli bir tutulma Gerçekten. Biz burada çok şeye şahitlik edeceğiz. Özellikle Eylül ve Ekim ayı bizim için önemli hikayelerden bir tanesi. Niye önemli? Şimdi biz burada aslında bu dediğimiz CHP, e, CHP'nin başına gelebilecek figürün yavaş yavaş ayak seslerini duyabiliriz. İstifaları çok yoğun görebiliriz ve ben bir de yeni bir parti oluşumu bekliyorum. Yine eskilerden böyle daha önce siyasetin içerisinde olmuş veya Bakanlık yapmış da olabilir. Bir kişinin yeni bir parti kuruluşuyla ortaya çıkması gibi bir durumu bekliyorum. Bizim için neden önemli? Ay düğümleri dediğimiz kadersel düğümler koç terazi aksına geçiyor. Bu şu demek. Sen ben kavgaları demek. İşte biz burada CHP'de sen ben kavgalarını görürken bir tarafta bir yerde bir parti oluşumuna girecektir. Aynı zamanda da Türkiye'nin hiç e, daha önce yani keşfedilmiş ama ayyuka çıkmamış bor maden, petrol gibi e, yatırımsal durumların ortaya çıktığını görebiliriz. Şöyle ben not almışım. Hı -hı. Şimdi önümüzde iki önemli gökyüzü olayı var. Biri 14 Ekim tutulması, biri 28 Ekim Hı -hı. tutulması. Evet Aydın diyor ki, 14 Ekim tutulması aslında kötü enerjilere sahip değil. İnanılmaz ekonomik sürprizler e, gelecektir Hı -hı. ama toparlanma 2024 yılını bulacaktır diyor. 28 Ekim tutulması ise daha sert bir tutulma evet, diyor. Daha sert ama Türkiye açısından dördüncü evde gerçekleşen ve Pluto olan sekizinci evde olması demek bizim için güçlü bir şekilde ayağa kalkış dönemi demek. Yani bu nedir? Bizim e, burada yeniden ortaya çıkar çıkaracağımız petrol, maden, bor gibi enerjilerin bizim ekonomimize oldukça fazla katkı sağlayacağını konuşabiliriz. Bu noktada aynı zamanda Katar tarafından güçlü yatırımları görebiliriz. Burada şundan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın işte Arap ülkeleri gelecek bizim burada bir şeylerimizi satın alacak gibi bir konuşma İyiyim. yapmıyorum. Güçlü bir yatırımdan bahsediyorum çünkü aynı zamanda Turan Birliği içerisinde bize de destek veren ülkelerden bir tanesi zaten. E, unutmayalım ki her toparlanma süreci sancılı bir eylemle başlar ve biz bunu biraz 2024 yılında toparlanmaya doğru gireceğiz ama... 28 Ekim tutulması Eylül ayında başlayan sürpriz gelişmelerle, haberlerle bize artık kendini göstermeye başlayacak. Tabii ki 14 Ekim tutulması ve 28 Ekim tutulmasında kötü durumlar yok demiyorum ama çok da sürprizler var diyorum aslında ve nereden bakıyoruz? Bu da çok önemli. Haritaya nereden bakıyoruz? Mültecilerle ilgili bir öngörün var mı? Bu çünkü Ekim'in evet. önemli bir bölümünü rahatsız eden yani es geçemeyeceğimiz bu konuda fikir ayrılıkları var. Kimi diyor ki biz ev sahipliği yapalım, işte gönderemeyiz onları. Kimi diyor ki e gitsinler artık buramıza geldi diyor. Buna evet. da ilgili hiç baktın mı? Yani bir takım iktidarın açıklamalarını şahitlik ettik. işte orada konutlar yapılacak, peyderpey evet. gidecekler şeklinde bir plan var. Evet. E sen ne öngörüyorsun? Şimdi ben sizinle yayın yaptığımız zaman şunu söylemiştim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sefer çok farklı bir yönetim şekli e, bu yeni dönem. Evet yeni dönem çok farklı bir yönetim şekli olacaktır demiştim. Daha halk tarafını dinleyen, halk tarafındaki problemleri daha çok dinleyebilen bir lider göreceğiz bu sene demiştim. Şimdi tabii ki toplumun en çok rahatsız olduğu durumlardan bir tanesi hem ekonomi, hem kiralar, hem de mülteci problemi. Evet ivedilikte çözülmesi gereken üç problemimiz var ana temel. Şimdi bu noktada mülteciler gidecek terimini kullanmak bence çok cesurca bir söylem olur. Ama sizin de dediğiniz gibi kontrollü bir şekilde belli bir kısmının konutlara yerleştirilerek yavaş yavaş yerlerine yerleştirilmesini konuşabiliriz. Çünkü bir yerde de dedik yani ya, Suriye'nin belli bir sınırı bizim himayemiz altında. Çünkü TSK orada bir barış harekatı yaparken sınırlarımızı ve orayı korurken oradan dönmeyecek, dönmeyecek Ferda. Hanım. Mümkün değil. Oranın belli bir kısmı Türkiye'nin bakiyesine geçecek. Çünkü zaten biz bizim olanı alıyoruz, başkasınınkini almıyoruz. Ben şimdi en çok e, Ayça ilk söylediğinde bu e, henüz bilmediğiniz gizemli yeni lideri merak ediyordum. Şimdi ikinci bir merak konum oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başına şu an hiç konuşmadığımız eskilerden evet. e, bir e, liderin geleceğini söylüyor. İki tane merak konumuz var. Evet biraz merak etsin Aruso. <laughs> belki bir sonraki yayında falan kim tabii bilir. Tabii ki. Sen evet. iyice bir baktıktan sonra evet. belki izleyicilerimize aktarabiliriz. 2024 çok hareketli bir sene diyor yerel seçimlerden ötürü. Olaylı da geçecek. Evet. Öyle e, olaylıdan kasıt tabii böyle e, ülke yanacak, ölecek, bitecek Yok. değil de. Sürprizlerin olduğu, farklılıkların olduğu, Olsun, yine bu, bu seçim oldu. dönemi nasıl böyle bütün gündemimizi işgal evet. ettiyse yerel seçimlerde anladığım kadarıyla yine gündemimizi işgal meşgul edecek. edecek, meşgul edecek. Evet yani zaten aslında geleceğin Türkiye'sini görmüyoruz. Hani Sizinle de konuşmuştuk ya ideoloji gözlüğümüzü çıkar, çıkaralım ve geleceğin Türkiye'sini görelim. Ee, ve yavaş yavaş aslında bilinçler uyanmaya başladı. Ben bunu fark etmeye başladım son dönemlerde. Çünkü sizlerin de yaptığı kaliteli yayınlar ve bizlerin de söylemleri hepsinin ortak bir payede buluşması artık insanlarda ya acaba bu kadar insan söylüyor bu işin içinde muhakkak bir şey var demeye başladı. vardı. Evet ama bir taraftan da tabii ki halkın da belli bir değişimden korkusu var. Ama bu korkabileceğimiz bir topluluk bir düzen değil. Zaten her zaman yanımızda var olan Türk milleti işte Türkiye'nin sınırları içerisinde kurduğumuz Turan Birliği'nin ee, ...ve aynı şekilde ekonomiksel olarak birbirimize planlı destekler vermenin gücünü hissedeceğiz biz bu noktada. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptığında bunu bir diplomatik e, yönle yapıyor. Biz tabii ki halk olarak bunu bazen anlayamayabiliyoruz. Ee, o diplomatik olarak verdiği mesajları bütün dünya anlıyor zaten. Hmm. Yani bütün dünya anlıyor ve zaten orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok net beyan ediyor... Bunlar benim korumam altında aynı planla, aynı stratejiyle biz yürüyoruz. Ee, biraz o zaman dolar, altın, biraz ekonomi cephesine bakalım. Evet. Bir de şurada bir not almışım. Bunu da bir sorayım sana. 17 Haziran 2023, 4 Kasım 2023 Retro Karma'nın Lordu Saturn Retro <laughs> hareketine geçiyor, <laughs> başlıyor diyorsun. Bunu nasıl algılamalıyız? Önemli bir tarih mi yine? Şöyle diyelim Satürn e, balıkta seyahat ediyor ve bu bize aslında ilaçlarla ve ilaç krizleriyle ilgili durumlar, nükleer durumlar ve aynı zamanda su ve sulardan gelecek hastalıkları işaret ediyordu. Şimdi retro duruma geçmiş olması aslında genel olarak hem bireyselde hem de toplum olarak biraz karmanın doğurdu dediğimiz bir gezegen olduğu için geçmişte çözülememiş durumları getiriyor karşımıza. Yani bu hem siyasi cephede. Hem de bireysel yaşamımızda. Hem bireysel yaşamımızda. Geçmişte çözemediğimiz bütün konuları önümüze koyarak bunları çözmemizi isteyecek aslında. Bir yandan aslında Satürn'ün retro olması veya Satürn'ün balıkta seyahat ediyor olması demek ilahi adalet çalışıyor demektir. Hmm, i̇lahi adalet evet dünyanın canına okuyanlar için tecelli edecek. edecek. Bu süreçten bunu anlamalıyız Evet aynen diyorsun. öyle. Altın ivmesini <laughs> e, yukarıya taşıyacak diyor bir de tarih veriyor Evet Ayça Aydın. Hatta diyor ki bitiyor lütfen e, fiziki altın fiziki alın, alın diyor. Evet. Dolar cephesinde de dikkatli mi olmak lazım? Şöyle bir de bir ekonomi yorumu alalım. Şimdi, Hayatlara dokunalım. <laughs> tamam. Şimdi dolar belli bir süre serbest bırakıldı aslında. Bizim gözlemlediğimiz de bu tabii ki. Ama ben bir ekonomist olmadığım için onlar gibi tabii ki yorum yapamayacağım. Şimdi altının neymesi 2023 yılında. Özellikle 2023'ün en çok kazandıranı şüphesiz ki altında. Lakin benim burada... E, Bireysel olarak kişileri uyarım şu olur zaten altın rezervleri tükenmek üzere ve kişiler bankadan derin büyük makas aralığıyla altın alıyorlar ve satışta büyük zorlanmalar yaşıyorlar. Her ne alacaksanız fiziki alın elinizde avucunuzda olsun bunu bir banka aracılığıyla lütfen yapmayın. Altının bu sene geri çekilme gibi durumları var. Mesela 17, 18, 19 Haziran'da bir geri çekilme yapabilir. Ee, ama 20'sinden sonra devam eder. Yani altını çok biz böyle durduramayız. Yani bu noktadan konuşabiliriz. Özellikle ABD ve Çin arasında olası bir savaş başlarsa biz 2025, 2026 ve 27 yıllarında altını şu ankinden 5-6 kat daha iğme yukarıda da görebiliriz. Zaten rezervleri tükenen bir materyalden de bahsediyoruz. Ama dolar tarafı bana göre çok dikkatli hareket edilmesi gereken taraf. Neye dikkat edilmesi şöyle, gerekiyor? Şöyle bilerek doların aslında bu noktaya çıkartıldığını düşünüyorum. Çünkü batı tarafının en büyük baskısı biliyorsunuz ekonomik yüz. Ee, ve ben şu an Merkez Bankası'nın da şu an o duruma Hani bilerek müdahale etmediğini düşünüyorum bir müdahale gelecektir faiz artırımı sonrası bir müdahale gelebilir ee, yine böyle bir e, düşüşle yükseliş arasında çok dengesiz giden bir e, dolardan bahsediyoruz ben e, açıkçası şahsım adına yatırım tavsiyesi değildir doları hiçbir zaman bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Yani biz herhalde belki klasik Türk kadını <gülüyor> olarak altınlar taşıran kafası bu. Evet dolar paranızı eritir eritir diye senelerdir evet. anlatıyor. Ya bir de dijital paraya geçiş başlıyor zaten Ferda Hanım. Biz bunun zaten 2024-2025'te zaten hani böyle yavaş yavaş adımlarını göreceğiz. Zaten elimizde kartlar işte kağıt paralar gibi şeyler olmayacak zaten. Ve bu sebepten dolayı biz orada doları e, ne kadar elimizde fiziki olarak tutabiliriz? Bir de şimdi bizimle savaş halinde olan aslında bir e, ülkenin parasından bahsediyoruz. Biz belki de yıllar sonra doların da yok oluşunu görebiliriz. Ama kısa vadede, vadede değil. Evet kısa vadede değil ama görebiliriz. Biz yaşarken biz, buna tanıklık eder olsun, miyiz? Olsun çocuklarımız ve mi? torunlarımız görsün Ferda Hanımcığım. <laughs> ilginç. Ayça yani ben kendi adıma şahsım adına Hı -hı. bütün sor soracaklarımı tamamladım ama Perla bunu eksik bıraktın Hı -hı. dediğin Önemli söylemek istediğin ne varsa o son birkaç dakikaya eklemeni rica edeceğim Yani şu ana kadar aslında ben de hani bütün her şeyi söylediğimi düşünüyorum Ama hani şunu da aslında söylemek istiyorum biraz bizi izleyen izleyicilere Her şey biraz vaktini bekler her doğum evet sancılıdır ee, ve bu sancılı bir e, doğum sonrası bizim kendi sınırlarımızla beraber genişlememiz ve Türkiye'nin çok güçlü bir noktaya gelmesi evet belli bir zaman alacak ama belki yine biraz önce dediğim gibi çocuklarımıza en azından güzel bir vatan bırakacağız. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin ve arka tarafta belki komplo teorileri kuran kişilerden de biraz uzaklaşın demek istiyorum bundan kastın ne? Çünkü arka tarafta Türkiye hiçbir şekilde bir yere gelemeyecek, büyüyemeyecek. Ha, yani zihinlerinizin zehirlenmesine evet, izin evet, vermeyin. vermeyin. Ülkenize güvenin. Evet ve geleceğin Türkiye'sini görün diyorum. Yani ben böyle dediğinde konuklarım böyle bir duruyorum. Çok dinliyorum, çok dinledim bu söylemleri. <laughs> Yayınlarımızın da ağırlıklı bunlar üzerine kurulu olduğunu izleyicilerimiz yakından bilir. Hala bunun. Siyaset üstü olduğunu anlatamadığımız önemli bir kesim olsa da, evet. e, yine de ben her perçinlendiğinde şaşırıyorum biliyor musun Ayça? Çünkü bizim de içimizde e, büyük olma yeniden büyük olma isteği var. Evet. Ama o bastırılmış duygularımız da böyle zihinlerimizi sanki azıcık kirletiyor gibi. Evet. İnanmak istemiyoruz Demiyorlar. ya da inanamıyoruz. Yani biraz buna yanımızdaki insanların da etkisi var. Bence uyanan yanındakini uyandırsın diyorum hakikaten. Ruhsal uyanış spiritüel alandan da baktığımızda ortalama 7 yıl süren bir uyanış sistemidir. Ve ben bu uyanışın Covid döneminde başladığını düşünenlerdenim. Türkiye Cumhuriyeti hem İslam alemi içerisinde manevi olarak çok güçlü bir noktada. Ya yani Her zaman bir şekilde hani dedik ya göklerden gelen bir karar var, bir korunma var aslında. Bu yüzden de etrafımızdaki insanlara biraz algılarımızı dış seslere kapatarak biraz okumayı, biraz böyle araştırmayı ve e, çok e, önemli kişiler var Sayın Abdullah Çiftçi mesela. Onları dinleyerek belki biraz kendi algılarımızın yerini değiştirebiliriz. Çünkü hem astroloji de hem de e, siyaset de böyle bir şey değil. Karma astrolog Ayça Aydın bizim beydi. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz Ayça. Rica Arkan. ederim. Ben Ayaklarına ederim. sağlık. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden bir başka yayında görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.